Merhabalar arkadaşlarım. Yeni bir güne bismillah dedik. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Günaydın arkadaşlar herkese. Belgin'in balkonunu da çok beğenmişsiniz. Arkadaşım zevkli. Cidden çok zevkli. Sen kaçıncı kere değiştirdin burayı? Ay evet. Çok turuncu değiştiriyor. Yapmıştım. Turuncular da yeşil güzeldi. Yeşil yapmıştım. Evet. Ama en son böyle hani beyaz, ferah, tam böyle yaz rengi, bohem. Evet. Böyle sanki daha oturdu gibi geldi. Güzel güzel. Bilmiyorum burada doyar mıyım ama sanki çok çok uzun bir süre böyle kalacak gibi. Ya çok güzel, çok güzel arkadaşım benim. Yani Allah. Sade. Evet, sade, güzel. Şunu mesela yaptı ya, ışıklandırma da var arkadaşlarım bunda. Akşam yakıyor böyle. Yanıyor. Evet. Çok biz sade diyoruz ama belki bazı arkadaşlara abartı da gelir ama hani böyle çok tablo ve pano asacağım ama tek bir tane arkada görsellik olsun dedim. Her yerde beyaz olsun dedim. Yeşil güzeldir. Evet, yeşil, sıcaklık veriyor. Yeşile ve sıcaklık. Yeşil ve ahşap çok farklı gösteriyor. Kesinlikle. Şöyle arkadaşlar, internetten aldı. Çok uygun da bunlar değil mi? 80 liraya aldı. Yani, 2 gün çarşıda 390 liraya hatırlarsan. Evet evet sana. Evet. İnternetten daha uygun almıştım yani. Şunları da yazlık yerlerden, gittikleri tatil yerlerinden alıyor. Arkadaşım benim. Evet, bakın. Bakalım bu sene tatile gidebilecek miyiz? Evet, kısmet bakalım. Çok pahalıymış arkadaşlar. 60 bin, 70 bin, 80 bin. Her şeyin hayırlısı. Aynen. Şöyle, bunu Belgin yaptı. Bilmiyorum söyledim mi? Söylediysem de kusuruma bakmayın. Evet. Çok basit bir şey ama... Evet. Öyle hani güzel duruyor. Makromeye giriş yapayım dedim ama zor. Yapanların ellerine kollarına sağlık, zor. Ben bunu yaptım dedim, eyvah eyvah, bayağı zor. Dışarıda işmiş. Ne kadar bunlar? Mesela yine dün evde ya da gördük. En küçük parçaları bile 250 falan. Bunlar da 300-400 civarı olur ki. Şu örmelerden falan runner manır yapıyorlar mesela. Gerçekten evet. Bunlar çok zor iş. Yapanlara yani helal olsun. Ben bunu yaptım ve gerçekten yoruldum. Bakın şöyle fırlantlarını evet, göstereyim. Yani beyaz kullanmak balkonda, evet değil mi? Eşim de sigara içiyor. Bir kar gibi. Şöyle. Aynen kızlar. Hadi bakalım. Şimdi ben de Belgin'cimin yanına geçeyim. Şimdi bugün arkadaşımız kuyumak yapıyor. Çok da yaparım ya. Ben de yaparım ya. Kız vallahi ben bunu bir tur tutturamıyorum. Çok nadir tutturuyorum ya. Ben de ilk başlarda çok güzel yapıyordum. Sonra Ferhat dedi ki işte yağı şöyle olsun, dur suyu böyle olsun, karışınca elimin ayarı gitti. Şimdi istesem de tutturamıyorum. Bakalım ortaya ne çıkacak arkadaşlar. Buna ne yakışıyor biliyor musun kızım? Omuzlama peyniri var. Aynen. O çok yakışıyor. Kolot peyniri. Kolot peyniri. Evet. Ve bugün son günümüz. Ay maalesef ya. 3.30'da bacınız yolcu. Allah hayırlı yollar versin. Memnun tadı, yani. Tadı, çok da tadı, değil mi? Evet, evet, evet. Çay içtikçe içiyor. Aynen aynen çok güzel. Tadı filan da çok güzel. Şu arkadaşım bu köşesini de bakın şöyle göstereyim. Bunu internetten mi aldın kuzum? Evet, onu internetten. 124 lira falandı. Bir de şu da çok güzel. Şu. Bunu Ikea'nın. Şu sepet satılıyor zaten internette. Hı-hı, aynen bakın. Şundan yeniden yalacağım giderken. Evet diyordum. Hı-hı, aynen. Yok yok. Diyor ki çekme çekme diyor. Buralar diyor çok kalabalık. Üstümüzde biz. Ya sıcak da üstler pek müsait olmuyor kızlar. Valla şorttur mottur. O şekilde geziyoruz. Ne edek? Yanıyoruz. Valla yanıyoruz. Hele var ya menopozda olanlara Allah kolaylık versin. Sıcakta. Çok zor yemin ederim. Gerçi benim kız menopoz. Kışın da aynı. O sıcaklığı yani veriyor. Kışın şöyle sıcaklıktan ziyade hani böyle kalın kalın giyineyim. Üşüyorum. Üşüme yok Aysun. Aynen. Üşümüyorsun yani. Ne güzel koktu. Bunu dün Ayşe'ye gitmiştik ya. Onu kayınvalidesi Trabzon'dan getirip satıyor. Direkt o yani organik. Öyle mi? Ama bak kokusu falan çok güzel. Böyle iyi bilenler bizi linç eder. Kapat kapat kapat. Kapat kız. Buraları kırparım ben. Şimdi bilenler diyecek ki böyle mi yapılır? Siz ancak gezin. Bir şey bildiğiniz yok. Burayı kırparsam benim adım Aysun değil. Kırpmayacağım. Şey var, o kadın var ya patates diyor. Bak patates yapıyorum diyor. Bunu da diyor yıkadım diyor. Bak sonra bana demeyin diyor. Bir tek diyor temiz. Siz mi zannediyorsunuz kendinizi? Çünkü gerçekten. Sibel yani. Hanım Instagram'dan kız izle onu.
Kadın konuşmaları çok doğal. Görmüyor ya, diyecekler ki bunları bıraksın, bunları anca o mağaza senin, bu mağaza benim. Projelerini sürtü geçsin. Ellerin de çok güzel. Yok be. Aa, yok, o kelimeyi kullanmayacağım. Yaş aldık, biraz değişti. Evet, bir kelime var, o kelimeyi ben bir kere kullandım. Yok, sakın. Hayır, dedi. O kelimeyi kullanmayacağız. Yaş alıyoruz. Yaş alıyoruz, güzel yaşlar alıyoruz. Arkadaşlarım, kuymağımız 10 numara 5 yıldız sadece oldu. Sadece uzamıyor. Değil ya. Evet, uzamıyor arkadaşlar. Şey, öbür nedir onlardan? Bakın. Bence oldu. Oldu. Çok da güzel oldu. Aynen. Şimdi ekmek de kızartıyoruz. Evet, hadi bakalım. Bunu sıcak sıcak. Hemen şunlar da ısınsın. Çayımızı da dolduralım. Ay, senin güler yüzün yeter kızım. Ben o kadar memnun kaldım ki, o kadar böyle huzurlu bir şekilde döneceğim ki ve en yakın zamanda çok güzel bir iki gün. En yakın zamanda seni de bekliyorum. Semra'cığımı da bekliyorum. Semra'yı da iyi ki tanımışım. Semra Hanım'la kaçacağız inşallah. Aynen. Hatta diyoruz ki düğünden sonra bir şöyle bir yerlere mi gitsek, turlar filan değil mi? Bir şeyler mi yapsak üç kadın? Gerçekten kafa olarak. Evet. Ki İzmit'te o kadar göstermediğin yer kaldı ki Aysun sana. Yetiştiremedik. İki gün çok az. Evet, İzmit güzel şehir. Çok az. Çok güzel bak, şehir. Bak yağım ağırdan. Evet. Güzel oldu. Oldu kuzum. Sen yaparsın da olmaz mı? Şey, peynir alsaydık daha güzel olurdu. Olsun bacım. Belgin'in annesinin evine hoş geldiniz. Belgin dedi ki bana, kızlar bakın yeminle Aysun çek dedi, bana da hatıra kalsın. Şöyle izni doğrultusunda çekim yapıyorum. Şöyle üç katlı çatı katı. Çatı katına çıkarız. Ay, evet böyle kızlar. Şöyle mahalle. Ay, mahalle ortamı. Çok güzel şeyler, kız. Baksana. Evet, bak, erik. Arkadaki erikleri evin karşısında kız, görüyor musun? Bu kadar güzel. Tanıyor musun buradaki oturanı? Tabii ki hepsini tanıyorum. Ben diyorum ya. Çocukluğum. Orta birinci sınıfta biz geldik Ardahan'da. Hı-hı. Evleninceye kadar ki hala da gidip geliyorum annemin yanına. Burası büyüdüğüm ev. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Hadi gel. Ay, Belgin Allah başından eksik etmesin. Şimdi Belgin'e de hatıra kalsın. Annesini de tanıştırayım kızlar. Annesinin yaşını söylemeyeceğim, nazar etmeyelim. Hiç söylemeyeceğim yaşını. Teyzemiz 40 yaşında. Evet, benden bile küçük. Evet. Maşallah diyelim. Maşallah. Maşallah, subhanallah diyelim. Allah dediğim gibi her zaman elden ayaktan düşürmesin. Rabbim sağlıklı ömürlerin olsun. Kimseye muhtaç etmez. Arkadaşlarımıza el sallar. Merhaba de. Merhaba. Hayır ya. Belgin. Eyvallah. Çok annenin enerjisi. Seni görmeni çok istedim. O yüzden dedim. Evet, 5 evet. Dakikada olsa gel annemle tanıştık. Teyze hemen mutfağa girdi. Patates ne köfte diyor, yapalım. Hayır, Belgin çabuk gel. Ne oldu? Bak, yemek hazırlıyorum. Hemen patates köfte kızartalım. Aysun yesin öyle gitsin. Ay. Ay canım benim. Başımız daha yerde duruyor. Olsun. Yok. Ay, sağ ol teyzem. Ben seni görmeye geldim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah senden de razı İnşallah olsun. İnşallah annemle de gideriz Bursa'ya bir gün. İnşallah. Hiç, ay, her gideriz. Zaman. Onu camileri gezdiririz. Aa, evet. Bursa'ya geldin mi? Yok. Ya cami turları falan vardı. Annemin ayaklarında romatizma var. Ben gezemiyorum. O yüzden cami turuna katılmadı. Bursa'ya özellikle vardı. Ama gitmedi annem. Sana da hatıra olsun. Belgin'im istedi. Evet, Belgin'im annem de çıksın istedi. Bizden de selamlar olsun. Burası da denince. Evet. Ve arkadaşlarına selamlar. Ve evi o kadar serin ki kızlar. Sizin evden sonra değil mi? Yayla çok gibi. Çok güzel. O kadar temiz, o kadar düzenli ki teyzem. Maşallah, subhanallah. Biz de onların yaşında annemlerimiz. Keşke biz de böyle oluruz. Böyle olabilsek. İnşallah. Biz gezmeden fırsat bulursak yaparız. Tamamdır. Annem evine bağlı kadın. İş güç yapmıyor. Ay, yok. Ay, gezip tozmuyor. İş güç yapıyor. Yani. Kaynanam gibi kız bağlı. Örtüyor. Bak, kaynanam da örtüyor. Evde kimse yok. Evet, hiç kimse. Ama o bildikleri adetlerden hiç çıkmıyorlar. Yok. Rabbim sağlıkla, sıhhatle oturmayı nasip etsin. Görüşürüz. Hoşça kalın. Ayırım seni. Şimdi giderken yorumları okudum. Dünkü videom.
okuduğumla alakalı. Buradan Sibel Uludağ. Teşekkür ediyorum. Belgede de okudum yorumu. İşte var ya, beni tanıyan nasıl biliyor arkadaşlarım? Ya diyor işte. Biz bugün bir açıklama yaptık ama o bizden önce yazmış, sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Gülüm benim. Sibel'cim, öpüyorum seni. Şimdi şunları alabilir misiniz? Pardon. Şöyle limonata aldık. Otobüs saatine tamam, kadar zaman, az bir şey serinleyelim. Gelmedi, gelmedi. Evet, başka bir şımarık isteyen evet. Biraz acele et ama. Yolun açık olsun arkadaşım. Evet arkadaşlarım, hoş geldik İnegöl'e. Sizler de hoş geldiniz İnegöl'ümüze. Evimize Mikail de beni almaya geldi. Şimdi üstümü giyince gideceğiz. Sünnet düğününe gideceğiz. Yolda gelirken de böyle biraz konuya bodoslama dalacağım ama birkaç arkadaşın yorumunu da okudum. Gezmemle alakalı, gitmemle alakalı, düğün yaptıracakmışım, tadilat alakalı vesaire vesaire. Sanki karnımız buradan doyuyormuş gibi saçma sapan yorumlar yapmış. Kocam da kocam diyormuşum. Evet, kocam. Kankim değil ki. Arkadaşım mı değil? Kocam. Tabii ki kocam diyeceğim. Senin paranı harcıyorsam konuş. Senin paranı harcamıyorum. Kendi paramı, eşimin parasını harcıyorum. Bu seni hiç ilgilendirmez. Düğün de yaparım, gezerim de, tozarım da. Seni hiç ilgilendirmez diyorum. Eve gidiyorum, hazırlanıyorum. Sonra yine geleceğim. Aşırı böyle beni var gerdiniz, yemin ederim. Yazıklar olsun. Yapamadığın, gezemediğin, benim gibi yapamadığın için cidden kıskanıyorsun. Ama git, gerçekten izleme git. Allah sana da benden daha fazla imkanlar versin. Benden daha çok gez, dolaş, imkanın daha fazla olsun. En azından benim hayıma düşmezsin. Hadi bay bay. Haytuit, hoş geldin. Haytuit. Evet arkadaşlarım, saçımı yapamadım. Eve gittim. Hemen çıkartılacakları çıkarttım. Zaten Mustafa'nın da bir sürü yıkanacak kıyafetleri var. Onlara yarın dağılacağım. Yani makyaj yapamadım, hiçbir şey yapamadım. Yani giyindik çıktık, bu kadar arkadaşlar. Elime de Belgin bana bazlama koymuştu. O bazlamayı da aldım. Şu an yedim. Şöyle çok az bir şey. Şimdi düğün yerine de geldik. Ne oldu? Kim kızdırdı seni? Çok sinirli. Ya her toplumda illaki ukala, kendini bilmez insanlar çıkıyor. Boş ne, onlar için üzülme ya. Ne üzülme? Gereksiz şeyler. Acaba o insanlar nasıl yaşıyor? Ben de merak ediyorum. O sana gereksiz yorumlar yapıyorlar ya. Hadi biraz eğlenelim de kendimize gelelim. Halaylar çekelim. Vallahi saçım başımı yapamadım Mikael, çok mu kötü gözüküyor? Hayır, çok güzel. Vallahi. Onda sıkıntı yok. Çok şey durdum ya. Bir fön. Aa, bak ezan da okundu. Biz tam zamanında geldik, biliyor musun? Bir de burada bugün hava çok güzel. Ya. Çok kıymetli Kadir Baltacı. Evet, bulduk bu kimeyi. Nihayet erkeklik. Açmadı da. Evet, kimeyi buluyoruz. Belli. Helal olsun kime. Yaşa. Altıştan resim aldı. Hadi. Saatte 12'ye geliyor. Bir de erken, birazcık da böyle erken de bitti. Çünkü yarın üniversite sınavı var. Birazcık da sohbet de ettik salonda akrabalarla.
Allah damatlarını da göstersin inşallah. Çok güzeldi. Eğlendik, halaylar çektik, oynadık, zıpladık. Sünnet düğünü de bitirdik. Yarınki sınavda da Allah'ım çocuklarımıza Rabbim zihin açıklığı versin ama bu videom herhalde biraz gün gecikmeli olacak. İnşallah hayırlı sonuçlar olur evlatlarınız için. Şimdi eve gidiyorum, üstümü açıyorum ve karnımı doyuruyorum. Çok açım. Yani sabah Belgin'de kahvaltımı yaptım. Tıkabasa kahvaltımızı yaptık. Sonra zaten bir meyve suyu içtik. Onu da içemedik diyeyim ben size. Sonra işte arabaya bin. Bir de ben yolculuk esnasında asla bir şey yemem. Rahatsız oluyorum yolda böyle bir şey yediğim zaman da. Çok açım Mikail. Sen gidersin yemek yersin. Hayatımda gece bu hafif yemek yiyeyim. Az bir şey yiyeceğim ya. Çok yoğun. Bayağı fenayım. Öyle arkadaşlarım. Hadi evet, bakalım. Bak bir varmış bir yokmuş işte. Nasıl bir varmış bir yokmuş? Yani günleri bekliyorsun. Düğünün gelsin ve böyle oluyor. Bitir işler. Aynen. Bizim de bir gün yani o gün gelecek Allah'ın izniyle. Hatta Mikael gençlere diyor. 27 Ekim'de geliyorsunuz. Tamam abi filan. İnşallah ya. Gelenden de gelmeyenden de Allah canlarını sağ etsin. Tabii ki düğünümüzde sevdiğimiz insanları görmek isteriz. Herkes görmek ister. Fakat akrabalar özellikle şey diyorum. Geldiğiniz zaman lütfen erken kalkmayın. Oturun yani. Düğün sonuna kadar oturun. Tabii ki bunda samimi olduğum insanlara söylüyorum. Ama düğüne gittiğin zaman da değil mi Mikail? Hemen kalkma da olmaz. En azından şöyle bir saniye. Yani bazıları var geliyor gidiyor. Tabii ki iştir, güçtür olabilir ama artık neyse kızlar. Hadi bakalım. Eve giderim. Sonra sabah görüşürüz herhalde büyük bir ihtimalle. Kızlar şimdi ben sakin kafayla da bir konuşmak istiyorum. Burada en çok kızgınlığım kime biliyor musunuz? İknur'a hanım demeyeceğim. Asla hanımlığı hanım kelimesini kullanmak istemiyorum. Şu an kelimelerimi kullanırken de çok seçe seçe kullanacağım. Haklıyken haksız duruma düşmek istemiyorum. Kendisini kime benzettim biliyor musun? Böyle mahallede böyle ortalığı karıştıran tipler olur ya, böyle antenleri böyle ardına kadar açık, radarları ardına kadar açık. Nerede ne var? Ne yapabiliriz? Bugün kimi ne yapsak, konuşsak, etsek diyen insan tipleri olur ya, böyle açık arayan gibi olan kişilere benzetiyorum. Dedikodu konusunda bir numaralı uzmansınız. Maşallah size. Keşke yakın olsak veya adresinizi yollayın, size bir madalya yollayayım. Cidden dedikoduyu en güzel bir şekilde yapıyorsunuz ve insanları da çok güzel bir şekilde kışkırtıyorsunuz. Keşke bu tarz yorumlarda bir ceza verilse. İnanın ama bundan bir sonuç çıkmaz, biliyorum. Evet, küfür yok, hakaret yok ama bu şekilde bile benim özel hayatıma müdahale etmeniz ve beni böyle benimle dalga geçer gibi insanlara, mesela birisi bir yorum yapıyor, hemen aşağı iniyor. Aa evet evet öyle. İşte kendisi mutfağa da misafir, hep mutfağa misafir oluyor gibi. Böyle beni aşağı çekici konuşmalarınızda gibi konuşmalarınızda keşke böyle cezalar olsa. Şu YouTube'da bazı bir kesim var, bazı insanlar, bazı diyorum bakın hepiniz değil. Sizler, biz YouTuber'ların namusuna kadar yani laf uzatan insanlar da var. Kimse size bu hakkı aslında vermiyor. Keşke bunların öyle bir cezaları olsa ki o klavye başına geçtiğinizde bin kere düşünseniz. Yorum yapabilirsin bana, beni eleştirebilirsin ama bu derece değil. Senin bu yaptığın belden aşağı oluyor. Kusura bakma İknur. İnce bir nezaket davranış yapsaydın, ufak da olsa bir hediye götürseydin. Eli de boş gitmek ne bileyim. Biri de yazmış ki Yaşar diye bir şey. Hem de onlar gelmeden ikinci kere gitmiş. Kız sana ne? 3'te giderim, 4'te giderim. Benim evime birisi üst üste 10 kere de gelir. Sevdiğim bir insana kapım ardıma kadar açık. Ben onun gelme gitmesinin sayısını tutmam. Anladın mı? Bu arada İknur'cum,
Yok İknur'cum değil ya. Niye İknur'cum o? İknur. Senin bana yolladığın yorumları ben kaldırmıyorum. Anlatabiliyor muyum? Veya sen görmüyorsun. Ve seni engelleyeceğim. Şu konuşmayı yapacağım. Engelleyeceğim. Şimdi bana hiç demeyin şu konuyu uzattın Aysun. Yemin ediyorum siz benim yerimde olsanız ortadan ikiye çatlardınız. Sonra birisi de demiş ki bunun gibi seyrettiğim işte bu Yaşar denen kişi. Birkaç YouTuber var. Bunlar kocam da kocam. Bir hal alıyorlar. Her gün alacaklarını gösteriyorlar. Ve kendisi de bir kadından bahsetmiş. İşte bunu izleyin. Sen niye benim kanalımda başka bir kişinin reklamını yapıyorsun? Zaten kaldırdım yorumunu da. Para kazansın diye. Canım, ben buradan kazandığım parayla ben bu evi geçindiremem zaten. Benim eşimin bir mesleği var, bir işi var, bir gücü var. Şimdi şunu da söyleyeceğim ve tepki de almak istemem. Mesela çoğu YouTuber karı koca yapıyor bu işi. Çünkü geçimleri buradan. Ha bilmiyorum ekstra bir işleri var mı ama şu an YouTube kapansa bana hiçbir şey olmaz. Ve benim gibi olan arkadaşlarıma da hiçbir şey olmaz. Allah'a şükür eşimizin bir işi gücü var. Ben buradan bu kazandım. Zaten benim izlenmelerimi zaten görüyorsunuz. Benim izlenmelerim çok yüksek değil. Ben buradan o parayla ev geçindirmiyorum. Tamam mı? Bunu kafana sok. Ben Instagram'da büyük bir sayfayım. İnşallah daha da büyüyeceğim. Ben oradan reklamlar alıyorum. Ve bunu da buradan ilk defa açıklıyorum. Ben artık bir ajansla anlaştım. Ajansla çalışmalarımı yürüteceğim arkadaşlarım. Hani bunu da buradan size ilk defa açıklayayım. Açıklamayacaktım, şimdi söylüyorum. Ajansla artık marka anlaşmalarım, her şeyimi onlar vasıtasıyla yürüteceğiz. Allah da hayırlı işler versin. Allah sana bu Yaşar denen kişiyi ve böyle düşünenler de mutlaka var zaten, belli ettiler kendilerini. Allah size benden daha çok kazanç versin ki benim hayıma düşmeyin. Dün de söyledim ben bu lafı. Benden daha çok kazanın, benden daha çok olsun her şeyiniz. Allah size daha çok versin, bana bir versin, bak size 10 versin. Bunu da geçtim. Pınar Hanım'a da benim hediye almam dert olmuş. Sana niye bu kadar dert oldum? Sana kimse bir şey götürmüyor mu? Sevenin yok mu etrafında? Bana adresini yolla, ben sana hediye yollayacağım. Söz, Instagram'dan sen bana adresini yolla, ben sana hediye yollayayım, seni de mutlu edeyim. Demek ki çok mutsuzsun. Başkaları böyle mutlu görünce kendini belli ediyorsun. Hem de evinde kalıyor demişsin. Tabii ki evinde kalacağım. O benim canım, ciğerim. Benim çoğu akrabamdan, tabii ki çok sevdiklerim var. Akrabalarımdan. Onlar zaten kendini biliyor. Benim çoğu akrabamdan daha iyi davrandı bana. Allah bin kere razı olsun. Sana da dert olmasın. Yani hediye de şey istersen de sana hediye de gerçekten yollayacağım. Yolla adresini, yollayacağım. İknur yine hemen bir yorum yapmış. Titizlik takıntısı, misafir sevmiyor. Gelen olursa mutfakta ağırlıyor. Sana ne? Sana ne? İster mutfakta ağırlarım, ister salonda ağırlarım, ister çocukların odasında ağırlarım, ister balkonda ağırlarım. Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Sen haddini çok aşıyorsun. Cidden çok aşıyorsun. Seni İknur. Keşke normal hayatında bir komşundan dinlesem nasıl bir insan olduğunu. Veya seni tanısam gerçekten şu yazdıkların gibi misin? Yani bu yaz acaba nasıl bir insansın? Hani böyle konuşuyorsun ya, bir de üşenmiyor. Tüm yorumları yazıyor. Misafir gelmiyor demiş bir de. Misafir gelmiyor derken ben kimseyi zorla evime çağırmam. Ben evime sevdiğim insanları çağırırım. Sevmediğim insanlarla görüşmeyi sevmiyorum. Merhabalığımız oluyor, dışarıda oluyor. Ama ben sevdiğim insanları misafir, yani evimde ağırlıyorum. Onlar benim misafirim bile değil. Ben o gözle bile bakmam. Onların benim her zaman başımın üstünde yeri var. Görüşmek için görüşme. Benim bazı kriterlerim vardır. Ben onun aile yapısına bakarım. Yaşantısına bakarım. Ağzından çıkan cümleye bakarım. Herkesle görüşür mü yani? Ben size sorayım. Siz herkesle görüşür müsünüz? Görüşmezsiniz. Şimdi bana buradan görüşürüm falan demeyin sakın. Kesinlikle benim evimi alacağım kişi güveneceğim insan olmalı. Benim evimi alacağım kişi bir şey paylaştığımda aramızda kalmalı. Yani görüşmek için görüşmem arkadaşlar. Fatma denen kişi de misafir önce yani... Tam düğün öncesi misafirlik gerekli mi, işte sonracığıma tadilat gerekli mi? Bu sizi hiç ilgilendirmez arkadaşım.
kendi kazancımızı harcıyoruz. Allah'a şükür düğünümüzü de yapacağız Allah'ın izniyle. Ben tatile de gitmeyi düşünüyorum. Demek ki bu anam tatile de gitsem var ya bunlar beni mahveder yemin ederim. Tatile de gitmeyi düşünüyoruz. Tabii gidebilir miyiz bilmiyorum. Ben İstanbul'a da gideceğim yakında. Ondan sonra geleceğim. Tekrar yine bir yerlere İzmir'e de gitmeyi düşünüyoruz. Yani bu seni ilgilendirmez. Bilet paramı sen almıyorsun. Cebime harçlığımı sen koymuyorsun. Hani diyorsunuz ya eleştiriye de gelemiyorsunuz. Bu eleştiri değil. Siz beni böyle yerin dibine gömmüşsünüz. Ama elinizde patladı bu gömmelerinizde. Çünkü maalesef dünkü videonun bir sonlu gelmesini beklemediniz. Hemen görür görmez yağdırdınız. Rahatladınız mı? Benim kalbimi kırdınız ve ben size hakkımı da helal etmiyorum. Şu yorumu yapanları, özellikle İknur denen kişiyi hakkımı helal etmiyorum. Kendisini de engelliyorum. Bundan sonra hiçbir şekilde ne kadar yorum yapsa da kendisi hiçbir yorumu gözükmeyecek. Bu hayatta da ona ne denir ki buna? Allah gönlüne merhamet versin, güzellik versin. Allah iyi bir insan yapsın kendisini. Bir kere var ya kul hakkına girmeyeceksin. Cenab-ım Allah ne demiş? Bana her şekilde gel ama kul hakkıyla gelme. Hakkımı helal etmiyorum size. Benimle alakalı kötü yorum yapan kişilere de tek tek yorumlar yapıp gülücükler atmış. Siz bence sizden korkulur. Hadi bakalım arkadaşlarım, sizleri seviyorum ve videomu da burada kapatıyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum. Belgin'in annesini tanıdığım için de çok mutlu oldum. Allah'ım hayırlı ömürler versin. Allah elden ayaktan da düşürmesin. Kendisi de bana bir çok ufak bir hediye verdi arkadaşlarım. Vallahi kız göstermek de istemiyorum. Hatta dedim ki o verdiği hediyenin bir tanesini. Bunu dedim Ayşenur'a vereyim mi dedim teyzem. Çok seviyor dedim bu tarz şeyi. Aa tabii ki ver falan. Ayşenur'a vereceğim onu. Ellerine sağlık. Kesesine bereket. Sizleri seviyorum. Bursa İnegöl'den kucak dolusu selamlar sevgiler.